Videoya geçmeden önce sizlere bir oyun göstereceğim. Bu oyunu bizim askerlerden bir tanesi yapmış. O yüzden alt taraftan indirip ona tam destek vermeliyiz. Alt taraf linkleri bırakacağım. Öldün mü sen ya? Bak oynamayı göstereyim sana. Ama ben bu vagon haritasını sevmiyorum. Oyunda kanat, vagon, kumsal ve kalkan adında 4 tane harita var. Ama benim en sevdiğim harita kanat. Burada çünkü uçuyorum. Fiu. Bak bunların mesela üzerinden falan zıplayamıyorsun. Çok büyük, uzun oldukları için. Şu altınları toplayınca puan kazanıyorsun. Yeni elbise falan alıyorsun. Bak mor renkli tribus gördün mü yaratığı? Ne yapıyor? Pembe tribus. Bilmiyorum da çok iğrenç bir tipi var ya, çok korkunç. Bak yeşil renkli tribus. Bunlar pek bir şey. Bak mora bak nasıl sinirli bakıyor. Hepsinden daha korkunç. Ben de onun üstüne gittim az önce. Şey zannettim. Al sen de al. Sen de şu an. Kaydır. Oyunu dondurdun. Tamam bekle, kaybetmedin. Kaydıracaksın tamam mı direkt oyun başlayınca? Çok al işte. Sağ tarafta kostümler falan var. Beraber para kasacağız, kostümleri atacağız. Kostümleri açarsak daha çok puan kazanırız. Kötümüzü de biliyor musun? Şimdi biz yarısını öldürürüz. Tribus'ları biz öldürürüz. Tıkla. Alt tıkla çabuk. Tıkla. Üzerlerine tıkla. Tıkla vur bas. Neyse. Açıklama kısmına dediğim gibi linkleri bırakacağım. İndirip destek olmayı unutmayın. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Senin kanalın yok. Selam asker ve Lord Hiç'e kanalıma hoş geldin, sefalar getirdin. Karşına saçım başım dağınık bir şekilde çıkmak istemezdim. Fakat apar topar kaldırıldım ve İstanbul'a getirildim. Asıl videoya geçmeden önce aklınıza takılan soruları yanıtlamak istiyorum. Eve neden geldim? Nasıl geldim? Kara basarsak kara basan mı oluruz? Almanya'da Almanlar yaşıyorsa Sakarya'da Sakarlar mı? Tamam yapmıyorum. Gibi gibi soruları yanıtlayacağım. Öncelikle eve nasıl geldim? Diyelim ki evden kaçtın ve bir otele yerleştin. Hani otele kayıt olurken TC'ni veriyorsun ya. Ardından ebeveynlerin polise gittiğinde sorgulattıklarında senin nerede olduğun anında çıkıyor. Anında çıkıyor. Otele yerleştim, sabah uyandım, annem karşımda. Ve çok sinirli. Acaba neden? O gün orada öyle bir dayak yedim ki... Hop bir dakika, moda girmem lazım. Aynen bu iyi. O gün orada öyle bir dayak yedim ki... Hala etkisindeyim. Geceleri uyanıyorum. Anne vurma. Anne yapma. Anne. Gibi gibi. Ama gerçekten çok pis dövdü ya. Hani insan çocuğunu o şekilde vurmamalı. Ve bugün karşınızdayım. Hepinizi gerçekten çok özledim ama bu demek olmuyor ki. Bursa serisinin devamı gelmeyecek. Ben size ilk başta ne demiştim? Kendinizi bir offline oyunun içindeymiş gibi hayal edin. Ve biliyorsunuz ki arkadaşlar offline oyunlar durdurulabiliyor. Şu anda offline bir oyun içerisindeyim görmüş olduğunuz gibi. Ben Trabzonların falan üzerinden atlıyorum ve oynamak istemediğimde, atlamak istemediğimde durduruyorum. Anladın mı? Bak şu anda oyun durdu. Niye? Çünkü ben atlamak istemiyorum. Offline oyunlarda kontrol sizin elinizde. Şimdi millet biliyorsunuz ki Instagram'ın hakkında bir sürü post paylaşıldı. Binlerce post paylaşıldı. Bir gün 15.000 TL harcayan çocuk. Ve kaydırdığınızda da engelli vatandaş kirasını ödeyemediği intihar etti ki bu gerçekten ülkemiz için çok kötü bir haber. Aşırı kötü bir haber. Fakat bu iki olayın karşılaştırılması gerçekten aşırı derecede saçma. Hani bu ülkede bir elbiseye yüz binlerce lira veren ünlüler, insanlar varken sadece sırf ünlü bir mekanda yemek yiyebilmek için binlerce lira veren insanlar varken aptal Instagram sayfalarının beni paylaşması üzüyor. Ve onların aptal kitleleri ellerine almış olduğu 3000-4000 liralık telefonlardan, bakın 3000-4000 liralık telefonlardan adalet nerede yazıyorlar? Hani bu iki fotoğrafa bakın. Haklısın, adalet nerede? Ya her insanın ailesi çocuğun istediği bir şey alır yani hemen hemen. Mesela sen çok sosyal bir insansındır, çok gezmeyi seviyorsundur, çevren geniştir. Başına her şey gelebilir, anladın mı? Bu yüzden ailen sana büyük ihtimalle telefon alır. Neden? Daha çok sosyalleş, çevrenle daha hızlı iletişime geçebil, bir şey olduğunda aileni arayabil. Çünkü çok sosyalsin, sürekli dışarıdasın, anladın mı? Bir şey olduğunda aileni arayabil diye sana telefon alırlar. Örnek veriyorum, ben asosyal bir insanım. Ve gerçekten asosyal bir insanım yani. Evden çıktığım yoktur doğru dürüst. Ne bileyim hani, dışarı çıkmayı sevmiyorum. Bu yüzden ailem bana ne yaptı? Bilgisayar aldı. Evde canım sıkılmasın diye. Hani en azından bilgisayar başına sosyalleşsin, dünyaya açılabilsin diye, ki zaten öyle oldu. Şu anda benim 1 milyon tane arkadaşım var. Düşünsenize, ben gerçekten asosyal bir insandım. Hiç arkadaşım yoktu. Ve şu anda 1 milyon tane arkadaşım var yani. Kimin bu kadar arkadaşı var? Kimin böyle çevresi gelir? Hani demek istediğimi anladınız mı? Bakın ben 600 bin aboneye kadar telefondan video çekiyordum ve bunu arkadaşlarımla paylaşıyordum, yüklüyordum. Arkadaşlarım da bana diyordu ki, ya Murat hani artık senin 600 bin abonen var. Hani artık kendine bir kamera alsan, görüntüyü düzeltsen diyorum. Tamam. Ne yaptım? Gittim kendime kamera aldım. Normalde almak zorunda mıyım yani? Ben yine telefonla çekerim. Benim için sorun olmuyor. Telefonla çekmek hatta daha zevkliydi. Küçük olduğu için tutabiliyordum böyle direkt. Ardından ne yaptım? Gittim kamera aldım. Neden? Arkadaşlarım öyle istediği için. Normalde ben yine telefon kamerasından çekmeye devam edebilirdim. Çünkü o şekilde de izleniyordum, bu şekilde de izleniyorum. Hani değişen bir şey yok.
Sadece görüntü kalitesini arttırmak istedim. Fakat bu insanların gözüne o kadar battı ki böyle tüm Instagram sayfaları paylaştı. Hani adamlar yorumları neler neler yazıyor ya. Ayıp, ayıp denilen bir şey var hani. Beni tanımayan, bilmeyen, videolarımı izlemeyen insanlar beni bir günde 15 bin lira harcayan zengin bir piç sanıyor. Ki bu karakterin uzaktan yakından benimle alakası yok. Bakın şu saati ben kanal açıldığından beri takıyorum neredeyse. Bakın insanlar bencildir. Sende olan bir şeyin aynısı bende de olsun demezler. O şeyin sende de olmasını istemezler. Hani bende yoksa kimse de olmasın. Mantığıyla yürür ve bu düşünce gerçekten insanlara çok büyük zararlar verir. Hani öyle insanlardan uzak durun her zaman. Hayatınızdan çıkartın tabii, bunu böyle fark etmeniz birazcık zaman alacak. Ama illaki böyle bir şey yaşayacaksınız. O zaman diyeceksiniz ki, aa bu çocuk demişti, ne kadar haklı. Tabii böyle demezsiniz de. Yani sonuç olarak her şeyi toparlayacak olursak, tamam bu yapılan haber gerçekten çok kötü bir şey. Fakat bununla karşılaştırılması çok saçma. Ulan 18 yaşındayım, hayatımda ilk defa kendime bir kamera aldım. Ve bunu videoya kaydettim, hani içerik paylaşıyorum. Hani mesela sen olsan yapmaz mıydın? Kamera alıyorsun. Tabii 3 kişiyiz, hani videoyu hala izlemeyenler varsa anlatıyorum. 3 kişiyiz. 3 kişiyiz şu an, 3 kişiyiz. 3 kişiyiz, üçümüz de kamera alıyoruz ve toplam harcanan para 15 bin lira. Benim kendi harcadığım para 5 bin lira. Sen olsaydın başta bir günde 5 bin lira harcamak mı yazardın, yoksa bir günde 15 bin lira harcamak mı? Hani ikisi de aynı, clickbait sayılmıyor çünkü sen bir günde 15 bin TL harcamak diyorsun ve bir günde o gerçekten 15 bin lira harcanıyor. 15 bin lira harcamayı koyardın değil mi? Ben de aynısını yaptım. Mükemmel, demedikleri şey kalmadı. Bu sadece üzerimize yapılan bir karalama kampanyası ve inanın bana büyüdüğümüz sürece daha fazla böyle şeylerle karşılaşacağız. Hani bu daha hiçbir şey. Daha neler neler yapacaklar bizi, insanları kötülemek için. Fakat sizce başarılı olabilirler mi? İçlerinden geçeceğiz. That's how long I've been on ya.